Selamünaleyküm hanımlar. Zarif Oyacı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalımı ilk defa izliyorsanız, kanalıma abone olup yanındaki zili aktifleştirerek sizler için her gün yüklediğim yeni modellerden anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca videolarımı beğenip yorum yaparak bana destek olursanız da çok mutlu olurum. Videomuza başlamadan önce iplerimin numaralarını söyleyeyim. Pembe ipim 777 numara. Mürdüm rengi olan ipim 634 numara. Yeşil ipim de 267 numara arkadaşlar. Kullandığım iğne de bu şekilde her yerde satılan iğne oyası iğnelerinden. Hemen modelimizin yapımına başlayalım arkadaşlar. Şimdi hanımlar ben pembe ipimi taktım şu şekilde iğneme. Bu arada parmağımdaki de parmaklık arkadaşlar. Soranlar oluyor, merak edenler oluyor. Uzun yıllardır iğne oyası yaptığım için ip o parmağımı kese kese tahriş ediyor. Orayı acıtmasın, düğüm yaparken, düğümlerimizi çekerken acıtmasın diye oraya parmaklık takıyorum. Bu arada bakın şurayı baştan anlatayım hemen. Arkadaşlar ipi parmağıma ilk önce şu şekilde doluyorum. Bakın kısa tarafını parmağımın üst tarafına koydum. Bu şekilde. Sonra alt tarafından geçirip şu şekilde bir halka oluşturuyorum. Bugün çok tatlı bir motif yapacağız arkadaşlar. Bakın hemen çift düğüm atıyorum. Buraya zürafa yapmaya başlıyorum. 1 2 ve 3. zürafamı yapıyorum şimdi. Bakın 3 tane zürafa yaptım. Biraz kameramı yakınlaştırayım daha net görünsün. Bakın arkadaşlar bu şekilde 3 tane zürafayı yaptım. Şimdi bu 3 zürafayı elimle şöyle sıkıca tutuyorum. Ve buradaki fazla olan ipimi şurayı şöyle çektim. Bakın. Burayı özellikle tutun ki daha muntazam olsun, dönmesin. Bakın. Şu şekilde duruyordu ya elimle. Düğümler yukarıya duruyordu. Şimdi düğümleri aşağı indirdim. Zürafalar aşağıya bakacak şekilde. Hemen ilk zürafamın içine sıkı bir şekilde bakın. Direkt ipimi çıkaracak şekilde bir düğüm yaptım. Direkt ipi oraya çıkardım. Hemen yanındaki zürafaya şu şekilde bir tane yuva oluşacak şekilde bir zürafa yaptım. Bakın sadece yuva olarak kullanacağım bir zürafa yaptım. Hemen yanındakine geçiyorum. Ve buraya da hemen bir zürafa olacak şekilde bir yuva oluşturdum arkadaşlar. Bakın şimdi elimle şöyle iyice sıktırdım bu yaptığımı. Şimdi de şunun arkasına koyarsam galiba daha net görünecek. Şöyle yapalım. Bakın arkadaşlar şu anda bu şekilde iki tane düğümümüz var. İki tane zürafamız yani. Hemen şuraya batıyorum. Bakın. İyice net görünsün. Tekrar göstereyim. Şuraya. İğnemi batırdım. Bakın. Şu noktaya. Ve bu ipim de arada kalacak şekilde buraya bir zürafa daha yapacağım. Şimdi arkadaşlar bakın. O ipi de arada bırakacağım. Şu şekilde yapayım. Şimdi 3 tane
Zürafam oldu arkadaşlar. Yuva oluşturdum. Hemen bunu elimde tekrar ters çevirdim. Tekrar zürafalar aşağıya bakıyor. Yani oluşturduğum yuvalar aşağıya bakıyor. Şu şekilde ilk yuvanın içine hemen bir tane böyle zürafa yapıyorum. Arkayı koyu renk yaparsam daha iyi görünebilir. Galiba böyle daha iyi. Evet. Şimdi hemen bu noktada da bir zürafa daha yapıyorum yanına. Bakın bu şekilde şu anda. Renklerden dolayı biraz net görünmesi zorlaşıyor arkadaşlar. Şöyle yapalım. Hemen bunun üstüne çıkıyorum. Şöyle yapalım. Şimdi bunun üstüne artırma tekniğini kullanarak 2'den 3'e çıkaracağım. Oldu. Şimdi 3'e çıkarıyorum arkadaşlar. Bakın 3. zürafayı yapıyorum. Aynı şekilde artırma tekniğini kullanarak tekrar başa dönüyorum. Ve şimdi 4 tane zürafa yapacağım buraya. Birinciyi yaptım. İkinciyi yaptım. Üçü yaptım. Şimdi de dördü yapıyorum. Şöyle düğümümüzü düzeltelim. Dört zürafaya çıkardım. Tekrar başa dönüyorum. İpimi şöyle düzelteyim. Bakın arkadaşlar. Dört zürafaya kadar çıktık. Şimdi de üzerine aynı teknikle 5'e çıkıyorum. İkinciyi yaptım. Üçüncü zürafamı yaptım. Dört. Şimdi de beşinciyi yapıyorum. Bu şekilde 5 oldu. Bakın. 5 zürafa oldu arkadaşlar. Şimdi tekrar başa dönüyorum. Şimdi eksiltme tekniğine geçiyorum. Bakın. İlk zürafanın içine değil de ikincinin içine batıyorum. Ve o şekilde ilerliyorum. Devam ediyorum. Şimdi de dördüncü zürafamı yapıyorum. Bakın 5'ten 4'ü düşürdük. Yani eksiltme yaptık. Bir yandan kameraya bakıyorum, bir yandan elime bakıyorum. O yüzden
Biraz yavaş oluyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. Hem de ilk defa izleyen arkadaşlarımız için net bir şekilde görünmesi için ilk defa öğrenenler her ayrıntıyı görebilsin diye dikkat etmeye çalışıyorum. 3'e düşürdüm. Şimdi de aynı teknikle 2'ye düşüreceğim. Bakın hemen yanındakine. Yani bir sonraki zürafaya batıyoruz. Ve tekrar onun yanındakine. Tekrar döndüm en başa ve onun yanındakine döndüm tekrar. Şimdi de üste çıkıp çift düğüm atıp burada keseceğim. Bu şekilde bir yaprak oluşturduk arkadaşlar. Burayı hemen keseyim. Aynı işlemleri tekrar ederek kamera arkasında aynısından iki yaprak daha yapacağım. 3 tane yaprağımız olacak. Oraları kamera arkasında tamamlayayım. Video gereksiz yere uzamasın. Hemen oraları yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar bakın. Aynı işlemleri tekrar ederek 2 yaprak daha yaptım. Bu şekilde 3 tane yaprak elde etmiş oldum. Şimdi mürdüm rengi ipimi hemen şuradan sabitliyorum. Buraya çift düğüm atıyorum. Bakın biraz yakınlaştırayım. Hemen buradan bir tane zürafa yapıp kenarını gitmeye başlayacağım arkadaşlar. Hep bir sonrakini batırarak iğnemi çiçeğimin etrafını bu şekilde döneceğim. Bu şekilde bütün çiçeğin etrafını gideceğiz arkadaşlar. Şekilde ilerliyorum. Üç yaprağımın etrafını da bu şekilde yapacağım. Videomuz çok fazla uzamasın. Bu işlemleri tekrar ederek ben üç yaprağımın da etrafını bu şekilde tamamlayayım ve geleyim arkadaşlar. Evet hanımlar bakın. 3 yaprağı da bu şekilde etrafını mürdüm rengi ipimle gittim. Bu şekilde görünüyor. Şimdi hemen şuraya yapraklarını yapmaya başlayayım. Şuraya ipimi düğümlüyorum. Sonra da buraya bu şekilde bir yuva oluşturdum. Ve şöyle dönüyorum en başa. Sonra buraya şöyle uzun bir pırpır yapıyorum. Bu şekilde hemen yanına aynı şekilde bir pırpır daha.
ve bir pırpır daha yaptım. Bu şekilde 3 tane pırpır yaptım. Şimdi şuradaki fazla olan ipimi alıyorum. İplerimi kestim, geldim. Şimdi arkadaşlar bakın, bunun üzerine ipimi sabitledim. Ve buraya böyle pırpırlar yapıyorum. İkinci pırpırımı yaptım. Ve bu şekilde 3 pırpır oldu bakın. Şuradaki fazla olan ipimi de alayım. Aynı işlemleri tekrar ederek yanına da pırpırlar yapacağım. Orayı da kamera arkasında yapayım arkadaşlar. Videomuz uzamasın. Orayı da tamamlayıp geliyorum. Evet hanımlar bakın. Pırpırlarımı da tamamladım. Şimdi şöyle çiçeğimin arkasını çevirdim. Bakın. Şöyle. Burası düz yüzü. Burası da arka. Hemen şöyle ipimi sabitliyorum önce. Burada fazla olan ipimi alıyorum. Biraz yakınlaştıralım, daha net görünsün. Şimdi arkadaşlar, çiçeğimin hemen şurasından ipimi öne geçiriyorum. Ve bakın, hemen buradan şu noktadan ipimi arkaya geçirdim. Hemen buradan tekrar öne getirdim ve bu noktaya ipimi tekrar batırıyorum iğneyi. Ve hemen şuradan da tekrar çıkardım ve tekrar arkaya geçirdim. Bu şekilde damar yapıyorum. Tekrar bakın şu arka yüzünden, şuradaki damardan, buradaki kullandığımız yuvadan tekrar öne geldim. Aynı işlemleri tekrar ederek çiçeğimin damarlarını da tamamlayıp geliyorum. Arkadaşlar bakın, damarlarımı da bu şekilde tamamladım. İpimi en son arkaya geçirdikten sonra hiçbir düğüm atmadan şöyle bakın ortadan öne geçirdim. Ve şimdi bir tane boncuk alıp iğnemden geçiriyorum. Boncuğumu da buraya sabitliyorum. Bu şekilde duracak. Hemen bir iki kez daha geçirip iyice sıkılaştırayım. Evet, yeterince sıkı oldu. Şimdi de şöyle arkadan düğüm yapıyorum. Düğümümü yaptıktan sonra da ipimi kesiyorum arkadaşlar. Motifimizin bitmiş hali bu şekilde oluyor. Bunu yazma kenarlarında da kullanabilirsiniz. Namaz örtüsünde de kullanabilirsiniz. Patik süslemede kullanabilirsiniz. Tesbih yapabilirsiniz. Saç tokasında kullanabilirsiniz. Küpe yapabilirsiniz. İstediğiniz her yerde farklı süslemelerde kullanabilirsiniz bu motifleri arkadaşlar.
izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basarak bana destek olmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olup yanındaki zili aktifleştirerek de her gün yüklediğim yeni modellerden anında haberdar olabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.